Adam sandık pos çıktı vıttır vızlık adam. Okuma provası diye açtık videoyu ama okuma provası dışındaki her şeyi yaptık. Bana bak, sen niye uyuyorsun sürekli? Uykuma. Arkadaşlar herkese merhabalar. Burası YouTube. Herkese selam, Emre Aslan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte okuma provasına gidiyoruz. Saatlerimiz şu anda 3.30 falan. Okuma provamız saat 3'teydi. Uyanamadık. O sebepten biraz hızlı hareket etmek lazım. Allah'tan Ramazan diye trafik yok. İnsanlara aşırı ayıp oldu. Şu anda başladılar muhtemelen. Araba toparkta nerede acaba ya? Biz ÇG'de provalarda markaları kapatmak için bant kullanıyoruz. Buraya yapıştırdım. Hani biri bir şey zanneder kesin çıkartmaz diye. Gerçekten 6 ay falan oldu, o bant hala orada. Zor yürüyorum çünkü dün halı sahadaydım. O yüzden zaten vücut yorgun olduğu için bence uyanamadım. Gıcır gıcır şey yapıyorsun be. Hadi iyi yolculuklar. Şurada ilkokul var. İnsanlar duvardan böyle içeriye doğru bakıyorlar falan. Çok iyi değil mi ya? Şöyle bir tweet gördüm ya, yani buna benzer bir şeydi. Hani insanlar oradan ilkokul bahçesine bakmıyorlar aslında. O eski mutlu günlerine bakıyorlar falan gibi. Tüyler diken diken oldu ha. Amerika'da taksici olmak bir günüm. Bu arada 18 dakika gösteriyor. 6-7 yıldır Beşiktaş'a gidip geliyorum. İlk defa bu kadar kısa sürecek. Pandemi varken falan böyleydi. Allah yardım etti, yemin ediyorum. Yani geç kaldım ama çok geç kaldım bence ya. 41 dakika, 45 dakika falan geç kaldım gibi gözüküyor. Biraz hadi gazlayalım. Önümdeki Porsche 10 dakikadır falan dörtlülerini yakmış, öyle gidiyor. Acaba hani benim Porsche'm var hani. O kadar mı? Onu mu demeye çalışıyorum? Bunu geçeyim şunu. Aptal şey. Ekranda görmüyorum ama belki de çok çirkinim şu anda ya. Hemen böyle saçımı başımı yıkadım, çıktım. Keşke geç kalmasaydım ya. Halı sahada dün çok yoruldum ben. Bildiğin yıllar sonra top oynadım. Ve böyle halı sahaya gittim. Cenan bulamamış halı sahayı. Beni arıyor. Nerede bu halı saha? Ya dedim ki ben mi yaptım lan halı sahayı? Nereden bileyim nerede? Bir sistem kardeşime. Zaten arabayı park ettim. Kubilay da geldi. Kubilay Aka bana böyle yaptı. Sen ne anlarsın ki futboldan? Ya dedim ki sus ve izle kardeş. Sonra çok iyi oynadım bu arada. İlk maçıma göre biraz çok yoruldum böyle. Gözüm karardı, kusacak gibi oldum. Çöktüm, kafamdan dumanlar çıkıyor. Var rezil bir haldeyim. Haftaya tekrar çağırıyorlar beni. İnşallah haftaya kadar yürüyebilirsem tekrar gideceğim. Acaba tatlı bir şey mi alsak ya? Burada da o kadar adama nasıl alacağız ki? Gofret mi alsak acaba hani? Gerçi 50 tane 10 liradan gofret. Ben hep geç kalmıyorum. Kuru kuru özür dilenir ya. Oğlum zaten Ramazan'dayız. Ne tatlısı, mal mısın Emre? Lan bak sevaba girelim derken ne büyük günaha giriyorduk ya. Allah korudu. Bir cevapsız arama. Rejiden Şafak. Bakalım. Alo. Alo. Ha, yolda mısın? Buralarda mısın? Ya yoldayım da şöyle bir şey oldu. Dün biz halı sahadayken Cenan Erdo'ya dedi ki bizim prova yarın saat 4'te. Ben de gruptaki mesajı hiç okumadım ve uyuyakaldım. Anladım. Tamam. Kaç dakika var biliyor musun? 9. Okey tamam. Tamam, kovulmadım değil mi? Yok yok, kovulmadım ben herhalde. Tamam. Sağ ol, var ol ya. Hadi bay bay. Arkadan Cenan nasıl gülüyor? Arkadaşımı kötü yola sürükledikten sonra ben. Tweet atar gibi oldu da. Hadi artık be, gelelim. Şimdi daha yeni 10 dakika kaldı bu arada. Yalan söyledim. Bu arada ben araba kullanırken ne telefonla oynarım ne video çekerim. O yüzden böyle yamuk yumuk olabilir kadraj. Yapmayın, siz de yapmayın. Ben yoluma bakıyorum yani. Şu anda kameraya bakarak konuştuğum bir şey yok. O yüzden hani tehlikeli değil ama kimisi telefonla falan oyun oynuyor, Instagram'da geziyor falan. Yapmayın kardeşim böyle şeyler. Lan şimdi İstanbul dışında yaşayanlar için köprü enteresan geliyor değil mi? Yani güzel geliyor. Onlar için şimdi köprüyü çekeceğim. Hatta dur şuraya aç. Havale geçireceğim zaten. Klima mı açık? Bu ne ya?
otopark için böyle garip bir sokağa giriyorsun. Aslında yol bile değil burası. Ama zınk otopark. Kırmızı yanıyor, yeşil ışığı bekleyin yazıyor bak. Yoksa vermiyor bu. Hello. Bugün çok yorulmuşsan. Şimdi parfümümüzü sıkacağız. Herkes çok soruyor. Bu. Güzel parfüm. Evet, arabamızı kilitlediğimize göre provaya doğru yol alabiliriz. Aa, bu arada bak şurada Pelin var. Hadi bakalım. İzliyor musun, izlemiyor musun beni? İzliyorsan bana bundan sonra mesaj at. Mutfak videolarında ben izliyorum, çok gülüyorum falan diyordun. Bakalım izliyorsan buradan bunu anlamış olacağız. Ben bu kamerayı niye ayarlayamıyorum? Ne oluyor lan? Ben Üsküdar'da büyüdüğüm için bu tarz böyle pasajlar bana çocukluğumu anımsatıyor. Hoşuma gidiyor. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Şimdi provaya geç kaldın, yürüyorsun, koşmuyorsun bile diyenler olacak. Bacaklarım öyle bir ağrıyor ki o yüzden yürümeye karar verdim. Hadi gelin Beşiktaş sokaklarını gezdireyim. İşte burası Beşiktaş. Bitti. Where are you going? I'm going home. Where is home? Home. Geldik, içerideyiz. İçeriden misin evlat? Metin Polis geldi. Metin Polis yeniden doğdu. Bundan sonra böyle. Kamera mı aldın kendine? Evet ama kullanmayı bilmiyorum. Olsun zamanla. Oğlum o ne? Ne haber lan Cenan? Alı sahada nasıldım dün? Gayet iyiydin kardeşim. Keç var mı? Bu hafta var. İki tane yazdım. Bir tanesini Hilmi ile beraber yazdık. Bir tanesi de Ömer'le. Ben de üç tane yazdım. Biri Hilmi ile birlikte, biri Beste ile birlikte. Ben yazmadım. Ben sana yazdım. Emin ol Çelebi Instagram hesabı 100 bin oldu anlık. Çak. Seninle Oğuz da 40 bine koşuyor. Hadi bakalım. Peki Mayıs'a kadar 100 bin miyiz? Hadi inşallah. Hadi inşallah. Aa, kimleri görüyorum? Hocam bir Aziz Yıldırım gelir mi? Belki gelir belki gelmez. Belki de gelmiştir ve gitmiştir. Bir Aziz olmaz. Yıldırım daha gelmez mi? Gelmez. Aa. Gel. Şu telefon detoks suyu. Tabii canım. Prosu bir de. Ay o. Tamam şey yapın. Alın 3 milyon mu? Ver gitsin tamam. Cebimde vardır benim 3 milyon. Ver. İkinci pantolona bak 10 ver. Hadi. Galiba bu arada skeç yok. Kast psikopat hadi. Cenan, Oğuz, Hilmi, Arif, Atakan, Safa, Tuğba, Hacı Engin. Herkes geldiyse var şans. Seni denersin koçum. Kim ya? Bunu mu aldınız benim yerime ya? Kim bu adam mahallenin ortasında? Bir tane var. Fatih hemen yerleşti. Abi benim yedim. Hani birinciydik bence. Direkt karakterin ağırlığı gidiyor şehirde. Bunun başına da bir şey gelmiyor. Mafyalısı gelmiş. Bayağı silahı da alıyor. Üstte bir şey olmuyor. Şaka yok. Bunun başına bir şey gelmiyor. Zorlamıyoruz çocuğu. Komik olsa. Harutçuğum iyi misin? Parmağını gösterip panik. Tamam kesti muz oldu. Şimdi biraz komedi unsurlarına değineceğim. Biraz mizahı yön verelim. Cenan Emre, bodyguard. Cenan girişi. Barda değil darda, hadi bakalım. Dur Cenan, senin yanına gelin. Mekan gece kulübü. Mekan gece kulübü. İçeride insanlar evlenmektedir. Cenan ve Emre barın önünde barmen içecek hazırlıyor. Oğlum nasıl soktun lan bizi damsız? Vallahi helal olsun ha. Ne sandın oğlum? Bizim adımız var adımız. Bir bakışım yeter. Pardon, damsız almayın. Ay kız, kime almıyorsun damsız? Saçmalama ayol. Buyurun. Kardeşim bir bakışın yetmiş harbiden. Böyle mi girdik lan biz? Kardeşim etrafına bak. Değmedi mi sence ya? Şu kız. Bence oynar ha bu skeç. Ne diyorsun Ayşegül? Oynar diyorum. Çok güzel hareketleri. Devam ediyor. Bana bak. Sen niye uyuyorsun sürekli? Uykum var. Oğuz, hemen bir motivasyon konuşması yapar mısın? Sabahları daha iyi uyanmak için sabah uyanmayın ve işe gitmeyin. Spor da yaparsanız yorulursunuz. Bu yüzden daha dinç sabahlar için kesinlikle spor yapmayın.
Teşekkürler. Bu tarz motivasyon videoları için beni takip etmeyi unutmayın. Hocam sen ne izliyorsun? Ya bir tane kadın polise mukavemet gösteriyor. Bayağı tutanağı falan yırttı. Bakalım sonunu merak ediyorum. Böyle kaydırıp sonuna da gelebilirsin yani, görebilirsin. Ama devam edeyim, şimdi trafik ekipleri geldi, çok heyecanlı gidiyor. Hadi bakalım, gerçek hayatta arka sokaklar. Evet. Şafak, arabada konuştuğum arkadaşım. Merhaba herkese. Ben sürekli böyle Emre arıyorum, taciz ediyorum. Alo. Alo. Bu arada evleniyor. Evet, evleniyorum arkadaşlar. Fonda ne işin var? Mutlu musun? Evlilik karmaya zor mu? Müstakbel. Hayda! Benim de müstakbel eşim bana mesaj atmış. Hacı da çok mutlu. Yok. Alo. Yedesti ya. Daha böyle şeyde çekseydin. Kankam ne haber? İnsanlar sana ulaşamıyor. Sosyal medya kullanmıyorsun. Kullanıyorum ya. Ne oluyor? Bir telefonunu gösterir misin? Tuşlu olmadığına inansın insanlar. Kullanıyorum. Ayda bir falan story atıyorum. Niye? Görünmüyor mu onu? Ayda bir story acaba az mı? Soruyorum sadece. Tamam, bunu değerlendirme alıp düşün. Tamam. Okey kankim, çak. İstediği gün mü kaldı be? Şu andan bu yana sistematik bir zorbalık görüyor müvekkil. Hayatımın mahvettiği şikayetçi. Ya zorlama, anlaşılmıyor. Yamus Gece ne diyorsun? Güzel. Ben beğendim. Gerçek de bir konu. Sosyal medyada biz de görüyoruz ya sürekli böyle. Ben yapıyorum bu arada bunları. Bu video ne videosu? Aslında okuma provası videosu. İnsanlar çok soruyor. Skeçleri yazdıktan sonra ne yapıyorsunuz? Direkt oynanıyor mu falan? Aslında bunu da gösterdiğim bir video gibi düşünebiliriz. Herkes evinde skeci yazıyor. Sonra geliyoruz burada hep birlikte okuyoruz. Abi sen oku, sen oku, sen oku. Çıkıyor sahneye. Diğerleri dinliyor. Revize veriyoruz. Düzeltilebilir yanları varsa. Kimisi mesela bazen çok hazır skeç getiriyor. Onları seçiyoruz. 6 tane seçiyoruz. Oynuyoruz. Aslında mevzumuz bu yani. Videonun başlığı ne olsun ya? Okuma provası. Aa, ekstra. Şey, ÇG Panorama. Öyle bir planım var, bakacağız. Evden o kadar hızlı çıktım ki. Cemal'e söyledim, niye 4 dediler insanları yanıltırsın bak dedim. Ben de 4 dedim, sonra baksaydım şuraya, ben baktım ya. Kulis hazır boşken, şurada kulisi gezdireyim. Böyle girdiğin zaman... Oha lan, ilk defa bu kadar boş. Bu kadar fotoğraftan sadece bir tanesinde varım, o da nerede bilmiyorum. Burada böyle... Merhaba ben. Burada... Bir kulis var, burada genelde Ayşegül olur. Tam şurada. Ayşegül, Ezgi, Cemile gibi böyle bir düşün. Atakan şurada bazen oturuyor. Ya da Atakan genelde burada oturuyor. İşte ben aralara bir yerlere sıkışıyorum. Burası makyaj. Bu odada saç yapılıyor. Burası da namı değer gri kulis. Şurada Safa olur genelde. Burada Oğuz olabilir. Arif oluyor. Ben yine buralarda bir yerlerdeyim. Buradan da merhaba. Kulis bitti. Bu kadar zaten. Böyle telaşlı şey falan olduğu zaman hani böyle anlamıyorsun da. Güzel tatlı yerler ya buralar. Yıllar sonra acaba nasıl olacak? Vay be. 2035. Kuliste kimse yok. Çok kötü şakaydı. Çok kötü şaka. Oğlum ne olursun çalma. Söz uymayacağım lan. Çiniş gencisi gibi. Çocuğun moralini bozma teyze. Ben küçeceğim ya. Kolay gelsin. Küçmüyor mu? Babana yanlış yapmışsın. Hayır. Tabelada okuyarak konuşayım. Yapmadın mı? Yapmadım. Şimdi tam zamanı. Kahvaltı salonu. Ya geri git kahvaltı. Bu ne be? Yürü git Allah aşkına. Böyle şey olur mu? Mert gire. Heh. Buldum. Kahvaltıcılar sokağı burası. Sakin olacağım, kamera hazır. İnfluencer gibi takılıp yemeği beleşe getireceğim. Olay bu. Sakin ol. İlk defa yaptığım bir şey değil. Burada bildiğiniz bir kahvaltıcı var mı? İnç operatörüyüm arkadaş da tır şoförü. Abi estağfurullah, ben buranın en güzel kahvaltıcısı hangisi manasında sordum. Şimdi kardeşim, bana sorarsan ben, buna sorarsan bu. Şu karşıdaki dükkana git, ona sorarsan o. Biz kahvaltıcılar sokağı olarak yalancıyız. Good morning. Eating yumurta yemek burada. Milk drinking and reçel. Breed sıcak olmalı. Patato. Sen az önce İngilizce konuştuğunu mu zannettin? Ne demek bu? Nasıl? Bunu ben bile anlıyorum ya. Ben bu camiayı bilirim. Bu çocuğu da hiç görmedim. Nasıl görmedin?
Lan sen bizi mi kandırıyorsun yoksa? Yok abi, ne kandırması? Hem bu kim ya? Ben var ya, bir story atsam buraya kaç kişi gelir? Kaç kişi gelir? 3. Arkadaşlar herkese merhabalar. Burası YouTube. Burada her şey gerçek. Kanka. Kanka benim hakkımda kötü kötü şeyler demişsin. Çok kötü. Ne dedim ya. Saçmalama, millete inanıp bana şey. Telefon şakası. YouTube'dasın kanka. YouTube'dasın kanka. Arkadaşlar YouTube'dasınız. İyi seyirler. Yanımda Açık Mutfağın aranan yüzü var. Yeşim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Peki nasıl geçti video? Videodan sonra yorumlar nasıl? Mesajlar nasıl? Çok güzel geçti. Babamın hikayesi. Aşırı tutuldu. İlla Muhammed'e mi olması lazım? Evet. Evet. Yani müthiş güzel. İnşallah bir daha geleceğim. Ameliyatımı yaz. Buradan Emre'den söz alayım. Güzel bir yemek seçeceğiz. Evet. Bu sefer tatlı yapalım. Aa, tatlı yapalım. Doğru. Çak. Anlaştık. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi okunacak skeçte 20 tane oyuncu var ama galiba bir tek ben yokum. O yüzden tepki olarak çıkıyorum. Şaka şaka. Tepki olarak falan çıkmadım da çok sıkılıyorum ya. Bence normal prova dünyanın en eğlenceli şeyi. Sahnede şaka bulduğun, ezber yaptığın falan. Ama okuma provalarında darlanıyorum. Beşiktaş'ı göstereyim size. Bak burası işte. Çok acıktım ya. Susuzluk zor. Susuzluk be. Dudaklarım kurumuş lan susuzluktan. Ne oluyor? Şaka, Allah sabrını verir. Allah sabrını veriyor. Oyunculuk var, yazarlık var, komedyenlik var, influencerlık var. Sosyal medya okey ama YouTube başka bir dünya. Yani içerik üreticiliği var. Şarkıcılık var, şarkı sözü yazarlığı var. Bir de yanına ne olur ne olur diye düşündüm. Beşiktaş Çarşı'da sizlerleyiz. Emre Mücevher. Prova bitmiyor ya. 18.47 oldu. Bitmiyor yani. Neyse yarım saat kaldı iftara. Okuma provası diye açtık videoyu ama okuma provası dışındaki her şeyi yaptık. Çünkü skeçler daha yayınlanmadan şakaları benim yayınlamam biraz etik değil galiba. İnsanların yazdığı şakaları ben niye kanalımda yayınlayayım? Ama olsun. Bu da böyle bir olay zaten. Genel şey süreci merak ediyordunuz. Ben de genel süreci göstermiş oldum. Bence gayet iyi yani. Kameram güzel ya. Hoşuma gidiyor şu falan var. Alo. Efendim. İnci seni istiyor. İnci yok bu videoda. Kafayı mı yiyorum acaba? Deliriyor muyum? Çok boş bir şekilde komiksin yazmış biri. Unutmadı mı? Sahte mi? Bülent, o haritayı aldım deme. Baba sen! Bir şey açıklayabilir miyim ya? Şey ne acı lan senin karın sız adam? Bunun gözünün önünde geldiğimiz hale bak ya. 80 milyon değil lan. Sokarak dünürünü öldü boş dermedin mi? Günaydın. Oğlum bu ne rahat uyumak ya. Çok güzel burası ya. Aa. Babaannemin adı. Erkek bekliyorlarmış. Şey Ozan abi oyunda göremedim de inşallah ölmüştür diye taziye geleyim dedim. İçeri bastın şey ses geldi şu an kayıtta. Siz daha iyi görürsünüz. Ben seni. Bu arada ben bir şey düşünüyorum. Oha. Sağ alttaki döndüre. Ben onu şu. Aynen. Onu yapmak istemedim. Bas. Senin şu an dediğin şeyle zaten onun dediği şeye daha fazla gitmiş oldu. Peki o zaman şunu sorayım. Ayrı şeylerden bahsediyorum. Bir döndüm yeşime böyle. Olur bu aile olur. Bu çok iyi bir çekim oldu. Tamam. Projeksiyonu bağlanır. Provamız bitti. Bundan bir iki hafta sonra hangi skeçleri izleyeceksiniz tam olarak ona karar vereceğiz. Saçım başım ne oluyor be? Engin'e gideyim de zorbalık yapayım. Engin. Allah. Kuba merhaba. Merhabalar. How are you today? Fine. Seninle alakalı çok iyi bir
içeriğim var aklımda. Haftaya çekelim. Tamam. Tamam, okey. Sözleştik. Açık mutfağa ne zaman geleceksin? Ne zaman istersen. Sen de ki ara beni Tuğba, açık mutfak gelin. Tamam ya. Ben çok kötü yemek yapıyorum ama çok kötü yapıyorum. Hayır. Ne yapacağım? Hacı, açık mutfağa gelir misin? Gelirim. Maksat yemek olsun gibi bir şey mi, yoksa yapar mısın da? Yaparım. Et met yaparsınız belki hacıyla. Yapmaya çalışırım. Somon. Somon yapamam da. Deyince aklına somon. Evet yerim, evet yerim, evet yerim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Destek olmaya devam, yani sizden tek ricam bu. Kısa sürede 150 bin abone gibi bir şeyi de aştık. Darısı 200 binin başına, 500 binin başına, 1 milyonun, 10 milyonun olsun. Siz eğlendiğiniz sürece, ben eğlendiğim sürece bu tarz içerikler zaten gelir. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Şimdi bir grup el alem buraya gelecek ve hakkınızda türlü ithamlarda bulunacak. Önemli olan ailece birlik olup birbirinizi ve çocuklarınızı korumanız.